Zeynep! 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 Niye yaptın ya bunu? Neden yaptın? Vay! Niye yaptın bunu ha? Demek sen de biliyordun gerçekleri. Ne dönüyor burada? Ha? Burada ne oluyor dedim. Hesap vereceksiniz. Şimdi değil. Ama mutlaka Hamit'in olmadığı bir yerde bunun hesabını soracağım hepinize tek tek. Komplo mu kurdunuz lan bana? Bunu yanınızda bırakmayacağım. Bana verilen sözler tutulacak. Emniyete gitmenize gerek kalmadı Onur Bey. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Sağ ol bir gecim. Bakın ben hepinizden... Sen sus! Sakın ağzını açmaya falan kalkma! Hamit, ne olacak bu kız? Bu kıza bunun hesabı sorulmayacak mı? Gözümüzün içine baka baka bu yalancı dolandırıcı bizi kandırdı. Ne yapacağız? Şikayetçi olmayacak mıyız biz bundan? Elini kolunu sallayarak çıkıp gidecek mi şimdi buradan bu? Mahkeme koridorunda malzeme olmak istemiyorum. Bunların hepsini evde konuşacağız. Şu an önemli olan tek şey Onur'un kurtulmuş olması. Yani bu kız burada mı kalacak? Bu kıza bütün bu yaptıklarının hesabı sorulmayacak mı? O kız da bizimle gelecek Melis Hanım. Pardon Zeynep. Ben gidebiliyor muyum? Baba. Benim şu yaşananları bir hazmetmem lazım, ben gidiyorum. Biz de gidelim, buyurun. Buyurun. Yalnız göndermem hiç önümde dikilme. Melih tamam. Tamam ben hallederim. Buyurun lütfen. Evde görüşürüz. Melih bir şey yapmazlar değil mi? Hele bir yapsınlar. Dünyayı başlarına yıkarım. Bizim kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Yürü. Hamit. Bu kızı peşimizden eve getirdiğine inanamıyorum. Ne işi var bu kızın evde? Mahkemede hesaplaşıp reklam mı olsaydık? Dolandırıldığını sosyal medyadan da yayınla istersen. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Başımıza bunun geldiğine gerçekten inanamıyorum ben. Harika, yeter. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana, evimizi açtık. Biz sana kalbimizi açtık. Ben ömrü hayatımda böyle bir sahtekarlık, böyle bir dolandırıcılık görmedim. Harika, yeter. Yetmez! Aklımı oynatacağım düşündükçe. Delireceğim. Ne iş var bu kızın evde? Niye geldi buraya? Çaya kahveye mi geldi? Ne işi var? Siz farkında değil misiniz? Bu kız hepimizi salak yerine koydu. Ama abimi kurtarmak... Sus! Şimdi Pollyanna'cılık oynamanın vakti değil Ümit. Sus! Yeter dedim, harika. Zaten canım burnumda. Şirketin üstüne sürülmeye çalışılan lekeden haberiniz var mı sizin? Bu senin tek başına yaptığın bir plan mıydı? Yoksa birileri mi soktu seni hayatımıza? Hamit Bey, her şeyi mahkemede anlattığım gibi. Benim hiç kimseyle bir bağlantım yok. Ben sadece projemi hayata geçirmeye çalışıyordum. Size zarar vermek gibi bir niyetim yoktu. Başka ne diyeceğimi de bilemiyorum. Zengin numaraları yapmalar, ha? Uydurulmuş yalan hikayelerle oğluma yanaşmalar falanlar filanlar proje içinmiş. Ne projesi? Sen kimi kandırıyorsun kızım? Anne, bu konuyu ben onunla konuşacağım. Kendi davamı kendim güdebilir miyim lütfen? Sattı seni bu. Bu sattı seni. Ve sen benim karşımda bunu mu savunacaksın? Ben konuşacağım onunla. Niye sattı harika? Onur'a yardım etmese miydi? Hayır, ben o manada söylemedim zaten. Ben sadece
Yani Zafer'e daha önceden söyleyebilirdim manasında söylemiştim. Üstelik bizi kurtardığı belayı başımıza açan da ta kendisi. Neslihan'ın bulduğu görüntüler kurtardı bizi Hamitçiğim. Neslihan o görüntülerden nasıl haberdar oldu acaba? Neden öğrenir öğrenmez bana gelmedin Neslihan? Görüntüleri bulabileceğimden emin olmadan seni heyecanlandırmak istemedim baba. Son zamanlarda çok yıprandın. Zaten bulamasaydım da gelirdim. Aferin. İyi iş çıkardın. Sen de özür dileme artık Zeynep. Sen bugün bizi kurtardın. Oldu olacak bir de madalya taksaydın bari Hamitciğim. Bu ne rahatlık? Gerçekten ben seni anlamıyorum. Şaşırmadım bile. Hamit dikkatini çekerim. Bu kız seni de kandırdı. Farkındasın değil mi? Evet. Rolünü gayet iyi oynuyordu. Gerçek kimliğini öğrenmeme rağmen sessizce izledim. Nasıl ya? Biliyor muydun sen? Nasıl yani? Siz de mi biliyordunuz? Zafer evlenme teklif edince araştırdım tabii. Ben siz miyim? Hayatımı yol geçen anı gibi gelene geçene açayım. Ben ancak izin verdiğim kadar beni aldattığınızı sanırsınız. Ancak. Nasıl yani? Bile bile sessiz kaldın bu duruma öyle mi? Oğlunun zarar göreceğini bile bile sessiz mi kaldın sen şimdi? Sen bu kızdan ne zarar gördün Harika? Faydalarını ve zararlarını bir kefeye koy da tart bakalım ne bulacaksın. Affettin yani öyle mi? Haşa. Affetmek Allah'a mahsus. Ben anladım onu. Gerisi Zafer'le aralarında. Aralarında ne demek? Ne demek aralarında? Bu kızın bir daha bu eve girebileceğini mi zannediyorsunuz hepiniz? Anne aynı şeyleri söyletme durma bana ya. Of. Car car bağırıyorsun ama nedense hiç kimse asıl soruyu sormuyor. Araya giremiyoruz ki baba. Bu çorabı abimin başına kim ördü? Ha? Sadece Argun olamaz herhalde değil mi Melis? Birileri yaptırmış olmalı. Senin bir fikrin var mı? Ben onu da biliyorum. Doktora falan gidelim mi? İstemem doktor falan. İlacımı içtim toparlarım şimdi ben. Baba aslında mesele senin. Yine ben kötü oldum. Çok başım. Ne oldu bana? Gel şöyle. Geç otur şuraya. Ah çok uzadı bu mesele. Hamitçiğim sen hiç nereden biliyorsun? Bir söyle bakalım nereden biliyorsun? Ergün'ü konuşturdu Ferdi. Ses kaydını ben de ilk defa dinleyeceğim. Aç bakalım. Aç bakalım. Ben Onur Köksal'ı falan tanımam. Neden ismini verdin? Sence? Tek tek sordurtma. Anlaş şunu düzgünce. Para. Ben zaten her halükarda yanmıştım. Biri krizi fırsata çevir dedi. Ben de çevirdim. Bak oturduğum yerden güzel para kazanıyorum. Fena mı? Kim istedi? Tanımıyorum. Sadece bir kere telefonda konuştuk. Söylememiş bir şey Hamit. Kimin işine gelir bu durum? Kim bu kadar parayı o herife verebilir belli değil mi? Kileciler tabii. Sana son kez soruyorum.
Onlarla bir bağın var mı? Hayır Hamit Bey, onları tanımıyorum. Eğer onlarla bir bağım olsaydı zaten şu anda bu durumda olmazdık bence. Bakın ben yaptıklarımı savunmuyorum. Tekrar tekrar özür diledim sizden. Ben çok üzgünüm gerçekten. Ben sadece kendimi var etmeye çalışıyordum. Kimseyi yok etmeye değil. Evet, hata yaptım. İşler birbirine girdi ama düzeltebildiğim kadar da düzelttim. Olan bu. Eğer sorularınıza cevap alabildiyseniz lütfen bu tartışmadan beni artık azat edin. Eğer benden şikayetçi olacaksanız da yapabileceğim bir şey yok. Gidebilirsin. Teşekkür ederim. Tekrar tekrar özür dilerim. Hepinizden. Zafer bırak gitsin. Bu kız oğlunun duygularıyla oynadı ve sen bilerek sessiz kaldın. Öyle mi Hamit? Şu an en küçük derdimiz o kız. Ve bizi nasıl büyük bir badireden kurtardı. Görmüyor musunuz? Gidelim Ferdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.